Merhaba arkadaşlar. Bugün Yücel ve Muharrem'le birlikte Hisar üstünden bir av yapacağız. Her taraf tıklım tıklım. Sabahın köründe her taraf dolmuş. Hiç boş yer yok. Evet, hiç boş yer yok. Sabah 5.30'da geldim. Her yer dolu. Kendimize anca bir yer bulduk. Bakalım kısmet. Olta atabildin mi? Var mı bir şey? Şu anda yok. Havanın aydınlanmasını bekliyoruz. Bu saatte genelde spini atıyorlar ama spini atan da göremedim bugün. Spini Daha baş genellikle tarafta değil mi? aşağıda metro çalışmasının olduğu yerde genellikle atıyorlar. Orada atanları gördüm ama gidip de bakmadım alan var mı diye. Neyse, o zaman balık çıktıkça görüşeceğiz. İnşallah. Akıntı hafiften sağa yine. Lodos olmasına rağmen sağ akıntımız devam ediyor. Biz de ipimizi ıslatmak için ilk atışımızı yaptık. Evet arkadaşlar, ilk balık çıktı. Herkes de bir hareketlenme. Evet, yanımıza Ulaş kardeşimiz de geldi. Günaydın abi. Bugün pek balık yok gibi. Sabah bu saatlerde bayağı alıyorlarmış ama şu an daha bir kişinin aldığını gördüm. Balık bu tarafta pek yok herhalde. Akıntı bununla bayağı şey vardı, balık Ya çeken lodos vardı. olduğu zaman orası da pek yani şey olmuyor. Gün ağardıktan sonra o tarafta daha çok kesiyor balık. Burada biraz da akıntı kuvvetli olduğu için daha çok yapma olasılığı var. Ama bakarak geldim. Bir tek orada vardı yapan yer. Teknik alan vardı. Ama manşet yeri gibi. Her taraf o kadar kalabalık ki. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Orada Yani yer atacak. gelecekleri, arabayla gelecekleri özellikle söyleyelim. Mobil EDS sürekli sabahın köründen beri çalışıyor. Geziyor, evet, sürekli geziyor. Çift Yani taraflı geziyorlar ama. aynen. Park edenlerin hepsine ceza kilitlediler yani. Ama dikkat etsinler, ne diyeyim. Ve ileri doğru bizim. Abi orada. Tamam. Onun yanına doğru gidiyorum. Oldu, Görüşürüz abi. görüşmek üzere. Hadi. Eyvallah. Yücel'cim balık yakında atlıyor galiba. Evet. Bak arkadaşlar. Rastgele dayı.
Rastgele hocam. Sağ ol abi. Normalde Çetin gölcüdür. Genelde çapara atarız biz buraya gelip. İlk defa deneyeceğiz bakalım. Hadi rastgele. Check the mic and make sure it sound right, boys. Onun bolluğundan sırtından geliyor ya. Rastgele. Sound right, boy. Sürekli geliyor musun Boğaz'a? Her gün. Fırsat buldukça her gün. Bugün ama zayıf gibi biraz. Yani... Bugün aynen. Dün akşam suyuna da geldim. Ben dün akşam suyu da zayıftı. Artık son anlar. Yani hava biraz sıcak gitti. Ondan burada kaldı balık. Ya bu kadar sürmesi bile zaten mucize diyorum ben. Normalde şimdiye son demlerini artık alması lazım. Aynen aynen. Lazım. Geçmiş seneleri hani anca adalarda. Tabii tabii. Hani Kalpazankaya'ya falan giderdik yani bu mevsimde balık almak için. Bostancacıklarına giderdik. Aynen. Hayvanın son çıkışı artık boğazın çıkışı. Orada oluyordu. Ama şu an maşallah bu sene her yer yaptı ya balık. Hı hı. Bir de şu boğazdaki tekneler şey yapsa. Fırsat verse biraz. Yani. Onlar bitiriyor bize. Ben bu tarafa geçeyim.
Sabahtan beri seni seyrediyorum. Milleti topluyorsun hep. Doğru, ben balık topluyorum. Sen kaç tane aldın? Ya bırak bu işleri. He? Biz Arap atıyız. Bak nasıl açılacağız biz. Sonradan mı diyorsun? Kaç tane? 10 tane mi aldın? Yok abi, biz baba 3. Baba 1. <bir. gülüyor> 3 tane aldım abi. Kaç? 3 tane aldım, yeter bak. Daha fazla aldın ya. Ben orada oyalanırken sen balık topluyordun. Yücel kardeşim, hazır takım yapıyorken soralım. Kurşunla maket balık arasında uzunluk ne olmalı? Uzunluk mu? 4.20 bir kamışta yaklaşık bir 50 santim daha, yani 4.70, 4.75, 5 metre uzatabilirsin. Uzun olması sahtenin daha iyi yüzmesine ve balığı daha iyi kandırmasına sebep oluyor. Pekala. Misine kaçlık kullanacağız? Misine ben genellikle 0.26 kullanıyorum. Ama tabii balığın iriliğine göre, eğer lüfer tarzı bir balık tutarsanız 0.30 da kullanabilirsiniz yani. 0.28, 0.30. Pekala. Florakarbon daha çok mu etki ediyor? Evet. Sen kullanıyor musun florakarbon? Evet. Kullanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Monofilament misine daha esnektir, daha lastiksidir, uzar. Hı hı. Ama monofilamentte bu olmaz. Ve şöyle söyleyeyim, misine kolay kolay da kırışmaz. Sahte ne marka kullanıyorsun? Kendo. 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 Bir de Toro'nun sahtelerini kullanıyorum. Onlar da çok güzel yüzüyor. Hı hı. Valla teşekkürler. Rastgele hocam. Sağ ol abi. Sahte ne kullanıyorsun? Sahte bu. Hop. 5 santim herhalde. Sahte boyu. Aynen. 5 santim. Ne yakalanmış. Hey maşallah be, hey be, o da sol anda düşürdü. Ben şeker kullanmıyorum. Alayım mı? Evet arkadaşlar, sabah suyuna çinekop seri bir şekilde yaptı ama akabinde bıçak gibi kesti. Yani Muharremler hala atmaya devam ediyorlar. Ben biraz yürümek istedim, hani ileride Aşiyan'a doğru ne çıktığına bakalım dedik ama burada da sadece görüldüğü gibi istavrit çıkıyor. Taraflara geldikçe balıkların boyları iyice ufaldı. Normalde geri salınması gereken balıklar. Yücel'cim, parmak kadar istavritleri tutuyorlar. Yazık, günah. Balık neslini çürütüyorlar abicim. Yani hep ince istavrit çıkıyor. Hep kıraç adına biraz daha altı. Yani bence o balıkları suya geri vermeleri lazım. Ama yapanı da göremedik yani.
Ya o şekilde ufak çıktığı zaman hiç olta atmamak lazım bence. Denetleme yok, denetleme. Denetleme olması lazım. Bize sertifika niye verdiler şey verdiler? Balık sertifika niye verdiler? Evet arkadaşlar, sabah suyunun hızlı başlaması yani umutları yüksek tuttu ama akabinde birden kesildi. Bir dahaki havalarda görüşmek üzere.